Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir video dersiyle beraberiz. Bu dersimizde Bray 3.0 render motorunun, yani bu yeni versiyonun genel özelliklerine bakacağız. Yeniliklere bakacağız. Yeni neler eklenmiş? Yeni özellikler nedir? İşleyiş mantığı, kullanımı ne kadar kolaylaştırılmış, neler değişmiş? Hep beraber bunları inceleyeceğiz. Genel itibariyle pek render'a dayalı bir dersimiz olmayacak. Ufak tefek deneme renderları alabiliriz. Hani kalite ne derecede daha iyiye gitmiş ya da bir önceki versiyonlara göre daha mı kötü olmuş, eksiklikleri nelerdir? Onlara bakacağız arkadaşlar. Evet, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Gördüğünüz gibi default olarak Scanline Render motoru var. Buradan tıklıyoruz. Her zamanki gibi Vray RT 3.03 ve Vray 3.03 var. Biz bunu seçiyoruz. Aktif Shade olarak da Vray RT'yi seçelim ve bunu default olarak ayarlayalım. Yani Vray render motorunu kullanıyorsanız. Şimdi öncelikle burada ilk göze çarpan değişiklik render setup menüsünün Vray 3.0 ile beraber değiştiği, sekmelerin isimlerinin değiştiği ve genel özelliklerin değiştiğini göreceğiz. İlk olarak sekmelerden başlayalım. Buradaki değişiklik olarak common sekmesi sabit, Vray sekmesi daha değişik, daha öncesindeki beyazlar genişti, bunda daha bir daralmış. G olarak değişmiş. Ondan sonra settings kısmında değişiklikler var. Render elements kısmı aynı. Öncelikle common kısmı arkadaşlar her zamanki gibi aynı. Burada Vray'den beraber değişen herhangi bir değişiklik yok. Vray sekmesinde arkadaşlar burada şu şekilde yeni özellikler gelmiş ve değişiklikler var. Image Sampler menüsü tamamen değişmiş. Burada tip ve filtreler bir önceki Vray 2.0 versiyonunda alt alta yer alırken burada ayrı sekmelerde, daha doğrusu sekme demeyelim de ayrı bölümlerde belirtilmiş. Buraya Render Max seçeneği eklenmiş. Bu Render Max'a tekstür olarak mı seçili alan mı, include ya da exclude listekilere göre mi render alacağı yoksa layer'lar mı render alacağı gibi seçenekler mevcut. Bu güzel bir özellik olmuş. Ondan sonra burada tip kısmında yine ekstra olarak progresif gelmiş. Bunlardan herhangi bir fix, adaptif subdivision zaten bir önceki versiyonlarda da vardı. Filtre kısmında katmurum, sharp kuadratik zaten vardı, araya vardı. Yeni olarak plate match gelmiş. Ondan sonra sadece kuadratik, kubik, video yeni özellik, cook. Yeni bir özellik Blend, Blackman, Michelinette vardı zaten vardı. Vray Lang Source Filter yeni gelmiş. Vray Synth Filter yeni, Box Filter, Tangle Filter bunların hepsi yeni özellikler arkadaşlar. Bunların da hepsinin kendine göre tabi değişen ayarları mevcut. Image Sampler'da değişen herhangi bir özellik yok. Global DMS'te de herhangi bir değişiklik yok. Burada genel aydınlatma sekmesinde G Environment olarak geçen G olarak başına eklenmiş. Color Mapping, evet arkadaşlar, Color Mapping'de şöyle bir yeniliğe gidilmiş. Bu Vray 3.0'da arkadaşlar basit ve gelişmiş olarak ayarlar sınıflandırılıyor. Daha basit seçeneklerle de kullanabiliyorsunuz. Gelişmiş seçeneklerle de kullanabiliyorsunuz. Mesela burada default olarak basic ile siz bunu advantage yapabilirsiniz. Advantage yaptığınızda daha detaylı seçenekler ekrana geliyor. Basic'e getirdiğinizde expert yaptığınızda daha detaylı uzman
seçeneği oluyor. Basic daha çok yeni başlayan amatör kullanıcılar için şey olan. Bunlar şey yapmışlar arkadaşlar. Hani 3 bölüm ayırmışlar. Basic, Advantage, Expert. Hani bu sizin aslında birazcık uzmanlık derecenize göre de değişiyor. Vray render modu bir önceki versiyonlarda genel kullanıcı anlamda daha basit kullanımı olan bir render motoru olarak gözüküyordu. 3.0 ile gelen yeniliklerde 3 değişik kullanım seçeneği size sunuyor. Basic, Advantage ve Expert olarak. Siz hangisinde daha iyisiniz onu seçenek, daha az seçenekten ya da daha fazla seçenekten kullanabiliyorsunuz. Basic, Advantage, Expert'te daha fazla detaya girebiliyorsunuz. Basic'te daha az standart özellikleri kullanabiliyorsunuz. Advantage'da biraz daha fazla seçenek geliyor. Kamera alanına gelelim arkadaşlar. Kamera alanında yine burada Motion Blur ve Depth of Field dışında Overhead Fog seçeneği de eklenmiş. Burada kamera seçenekleri var. Yani hangi şekilde kameranızın bakmasını istiyorsanız o şekilde ayarlıyorsunuz. Mesela panoramik render alacaksanız burada panorama, şefrekal panoramayı seçebilirsiniz. Perspektif render, ortografik render daha çok bu strateji oyunlarında kullanılan kamera açısıdır. Onda render alabilirsiniz. Balık gözü, kutu, silindir, silindir orto, silindir point, nokta gibi seçeneklerle kameranızın, tabi bu V-Ray kamera olmak zorunda. Max'in standart kamerasında bu menü herhangi bir işe yaramıyor. Zaten bir buradaki seçenek kadar fazla olmasa da birçok seçenek Max'in kendi standart kamerasında mevcut. Ondan sonra Motion Blur zaten bunu biliyorsunuz. Depth of Field'ı biliyorsunuz. Arkadaşlar bunlar yine standart olarak tutmuş. Yeni olarak Override Fog eklenmiş. Global Switch var arkadaşlar. Burada da size 3 farklı seçenek sunuyor. Basic, Advantage, Expert. Siz burada kendi temin Color Mapping'te anlattığım gibi kendi seviyenize göre bir seçeneği belirleyerek kullanıyorsunuz. Advantage'de daha fazla, biraz daha fazla seçenek karşınıza geliyor. Expert dediğiniz zaman daha fazla detaya ulaşabiliyorsunuz. Frame Buffer var arkadaşlar. Frame Buffer'da da pek bir değişiklik yok. Buraya sadece bir önceki render penceresini getir seçeneği eklenmiş. Burada arkadaşlar V-Ray hakkında çeşitli bilgiler mevcut. Şimdi gelelim G sekmesine arkadaşlar. Buradaki sekmeleri teker teker aktif edelim. Değişiklikler nelerdir? Hep beraber bakalım. Default olarak seçili gelmiyor. Buradan Enable G diyorsunuz. Burada da gene 3 seçeneğimiz mevcut. Basic, Advantage, Expert. Expert'i getirdiğimizde daha fazla detaya ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Uzman seçeneğidir. Burada Primary Engine ve Secondary Engine seçeneklerinden Photomap, aynı Brute Force ve Light Cache seçenekleri mevcut. Primary'de ise yine aynı seçeneklerle Evidence Map seçeneği mevcut arkadaşlar. Burada herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Sadece Expert, Advantage ve Basic olarak 3 seçenek sunulmuş. Siz hangisi de kullanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Evidence Map seçeneği zaten default olarak geliyor arkadaşlar. Genelde de bu kullanılır. Burada gene custom, very low, low, medium, medium animasyon, high, high animasyon ve very high olarak seçenekler mevcut. Bu alanda da basic, advantage ve expert seçenekleri mevcut arkadaşlar. Light Cache sekmesinde de yine Basic, Advantage, Expert seçenekleri mevcut. Tabi Render Mode 3.0 versiyonunda daha fazla seçenek ve yapılandırma ayarına gidilmiş. Bu da tabi hesaplamalar ve render sonuçlarına daha kaliteli olmasını sağlıyor. Sonrasında arkadaşlar Caustic sekmesinde de yine Basic, Advantage ve Expert seçenekleri konulmuş.
Siz yine burada kendi seviyenize göre ayar seçeneklerini belirliyorsunuz. Basic ya da Advantage olarak. Burada Advantage seçtiğiniz zaman mesela Basic'te kalırsanız maksimum foton seçeneği oluyor. Advantage seçerseniz bunun multiplier değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında Settings kısmında arkadaşlar sistem menüsünde yine Basic, Advantage ve Expert seçenekleri mevcut arkadaşlar. Buradan bu sekmeyi kullanan arkadaşlar daha fazla detay ve kullanım ve detaylandırma seçeneğine sahip oluyorlar. RDLMS sekmesi arkadaşlar bildiğimiz aynı şekilde buradan Add tuşuna bastığım zaman birçok yeni element eklenmiş durumda. Bunlardan kullanmak istediklerinizi seçip sahnenizde render işlemlerinize dahil ediyorsunuz. Render Setup menüsündeki değişiklikler bu şekilde arkadaşlar. Ve 3.0 versiyonu biraz daha detaylandırılmış, biraz daha zorlaştırılmış, daha fazla bilgiye sahip olun denilmiş ve iyi de yapmışlar diye düşünüyorum. Sonrasında arkadaşlar gelen yeni özelliklerden birisi de bu kısma kendi menüsünü ekliyor arkadaşlar. Normalde şu kısımdan ulaştığınız birçok seçeneğin burada kısa yolu mevcut. Ama burada yeni özellikler de var. Özellikle stereoskopik kamera geliyor. Bu sahnenizde 3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu render çıktıları almanızı sağlıyor. 3 boyutlu derken Red yani analog seçenekleriyle render alıyorsunuz. Yani Red'le Cyan'ın üst üste gelerek aynı renklerdeki gözlüğü takarak 3 boyutlu olarak çalışma imkanı sunuyor arkadaşlar. Bu buton geçerli frame'i render işlemini başlatır arkadaşlar. Buradaki render prodüksiyonundan aynı görevi görüyor. Bunu tıkladığınız zaman frame buffer açılır. Hazır açmışken burada da açık kalsın. Burada da birçok yenilik var arkadaşlar. Onlara da değineceğiz. Sonrasında Vray Render Settings diyor arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman Render Setup menüsüne geçer direkt. Vray Quick Settings dediğiniz zaman arkadaşlar buradan birçok hız ayarı yapabiliyorsunuz. Dış mekan, iç mekan, efektli ve stüdyo setup seçenekleri geliyor arkadaşlar. Buradan hazır ayarlar da var arkadaşlar. Mesela custom dediğiniz zaman bu ekran sizin karşınıza çıkıyor. Buradan Arch Wizard seçtiğiniz zaman burada hazır ayarlar geliyor. Bu ayarlarla render yapabiliyorsunuz. Dış mekan için seçiyorsunuz. Dış mekan için ayarlanmış ayarlar karşınıza geliyor. Ve efekt istediğiniz zaman efektli bir sahne hazırlayacaksınız. Onu kullanıyorsunuz. Sonrasında Studio Setup dediğiniz zaman arkadaşlar Studio tipi render alacağınız zaman ki topluluk sayfamızda birçok ders mevcut ama henüz bu Quick Settings ayarlarındaki bu kısmın V3 3.0'da daha dersler hazırlanmadı. Onları ilerleyen zamanlarda en kısa sürede hazırlayacağız arkadaşlar. İşte girişini 3.0 ile gelen yenilikler nelerdir, kullanımı nasıldır vesaire gibi özelliklerin anlatımıyla başladık. Bu hazır ayarlar mevcut arkadaşlar. Buradan da hazır seçenekler var arkadaşlar. Bunlardan da seçip kullanabiliyorsunuz. Evet, sizin işinizi bayağı kolaylaştırıyor. Sonrasında arkadaşlar Max'te Tools içerisinde yer alan Light Lister'ın aynı şekilde arkadaşlar burada V-Ray Light Lister olarak kendileri de eklemişler. Burada şimdi iki ışık listesi arasındaki ben size farkı anlatayım. Bunun için ekstra bir derste, kısa bir derste hazırlanabilir. Light listelerde arkadaşlar Max'in kendi standart ışıklarını görebiliyorsunuz ve onlar üzerinde düzenleme yapabiliyorsunuz. Burada herhangi bir ışığı göremiyorduk. Onları kendi menüleri içerisinde ulaşıp ya da işte sahne üzerinden seçip ayarları üzerinde değişiklikler yapabiliyorduk. Bu da 3.0 versiyonunda güzel bir light listeler eklemişler. İşimizi kolaylaştırmışlar. Burada V-Ray'e ait olan ışıkla üzerinde değişiklikle yapabiliyoruz. Çalışma mantıkları aynıdır. Ekstra herhangi bir şey yok. Sonrasında arkadaşlar burada V-Ray fiziksel kamera
Yani fiziksel kamera standart olarak gelir. Burada dom kamera geliyor. Dediğim gibi stereoskopik kamera gelir. V-Ray Plane Light bildiğimiz V-Ray Light'tır arkadaşlar. Buna tıklarsanız sahnenizde kısaca en kısa yoldan bir tane V-Ray Light oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu dom light. Shefe light yani bildiğimiz omni. Burada V-Ray mesh light gelir arkadaşlar. Ondan sonra burada V-Ray ES kullanabilirsiniz. V-Ray Sun. Buraya kısa yolu atılmış. V-Ray Ambient Light ve 2.0 versiyonunda gelen bir özellikle 3.0'da da devam ediyor. Oldukça kullanışlı bir ışıktır. Denemeyen arkadaşlar varsa denemelerini tavsiye ediyorum. V-Ray Proxy arkadaşlar, bu sahnenizin yükünü azaltmak için kullanabileceğiniz bir seçenekler. V-Ray Metaval arkadaşlar, bu da yeni gelmiş bir özellik oluyor. 3.0 ile beraber yeni gelen bir özelliktir. Bu Max'in Blob Mesh ile aynı görevi gören bir modifier ya da nesne diyelim. Blob Mesh'i Max'te ne olarak kullanıyorsanız Metaball'ı da aynı mantıkta kullanıyorsunuz. Tabii birazcık daha iyi diyebiliriz. Ondan sonra bildiğimiz vazgeçilmez V-Ray Plane. V-Ray'in Dischalement metot modifiyeri. Max'in materyal editörüyle aynı görev görüyor. Sadece kullanımı daha detaylıdır. V-Ray Fur arkadaşlar. Hair Farm modifiyer. Bu saç yapımında tüy, kıl, hal, anı gibi şeylerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. V-Ray Tool var arkadaşlar. O gelmiş. V-Ray Material. Buna tıkladığınız zaman direkt materyal editörü açar. Sizin buradan yani şöyle göstereyim daha doğrusu. Standart gelen editörde siz buradan normal şartlarda gelip buradan V-Ray diyordunuz. Buradan V-Ray materyali seçiyordunuz. Bunu kısa yolunu getirmişler buraya. Buraya tıklıyorsunuz. Direkt V-Ray'in kendi materyal editör bölümü burada otomatik olarak açılıyor. V-Ray mat materyal var arkadaşlar. Şimdi açılmasını bekleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar birçok şey burada şu an aktif değil çünkü sahnemizde bir şey yok. Hazırladığımız bir materyal yok. Bu materyal editörden ki kullanımından biraz daha detaylı. Open Editor dediğimizde bu kısmı açıyor. Hazırlayacağız materyaller üzerinde burada değişiklikler yapıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar V-Ray menü rejistrasyon var. Burada V-Ray menünüzü kaydedebiliyorsunuz. Buradaki butonda V-Ray Help. Direkt olarak sizi V-Ray'in yardım 3.0'ın yardım sayfasına atar. Buradan takıldığınız konular hakkında yardım bulabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar 3.0'daki genel anlam itibariyle yenilikler bunlar. Şimdi öncelikle sahnemizi bir temizleyelim. Hani render özelliği olarak render özelliği demeyelim de biz ona hani render çıktısı olarak kalite farkı var mı? Ona bakmak isterseniz ona bir bakalım. Şimdi hazır bir sahne bulmakta fayda var. Ya da hazır sahne yerine hemen biz burada V-Ray plane'imizi yerleştirelim. Burada hemen sıfırlayalım. Sonrasında sahnemize bir şeyler ekleyelim. Materyal editörümüzü açalım. Buna materyalimizi atayalım. Sonrasında bir tane şey çizelim. Evet. Ya da bunun rengini beyaz yapmayalım. Belirgin bir renk olsun. Direkt
Kırmızı yapalım. Ve atayalım. Sonrasında arkadaşlar hemen basit olan kısa yola gelip hemen bireyden şunları kapatalım. G'yi aktif edelim. Keşleri 500 kalsın. Burada brute force kullanmayalım. Evidence map kullanalım. Low dediği custom'a, pardon, very low getirelim. 20 10 yapalım. Basit olarak bir render'ımızı alalım. Evet arkadaşlar, kameramızın değeri 1 yapmıştık, onu 2'ye düşürelim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz burada temin plate match'te bırakmışız. Onda bir render alırsak sahnemiz birazcık karanlık çıkıyor. Ayarların ona göre yapılması lazım. Buna dikkat edin. Burada araya seçersiniz. Sahnemiz gayet iyi çıkması gereken ayarda çıkıyor. Şimdi frame buffer'da yeni neler eklenmiş, yeni bir şey var mı? Ona bakalım. Genel itibariyle arkadaşlar buradaki RGB kolu alfa seçenekleri aynı. Sonrasında switch RGB kanallar arasındaki değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Alfa kanala geçebiliyorsunuz. Monokrom yapabiliyorsunuz, kaydediyorsunuz. Tüm imaj kanallarını buradan tıkladığınızda kayıt yapabiliyorsunuz. Buna tıkladığınızda aynı yine bir tane Max'in frame buffer'ında bir kopyasını oluşturuyor. Buna tıklarsanız mouse'un gittiği yeri render ediyor bu kısımda. Sizin belirlediğiniz alanı render ediyor bu kısım. RAM player arkadaşlar ya da PD player da deniyor. Bir öncekiden bir sonrasının kıyaslamasını yapıyorsunuz. Burada AB seçenekleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine kıyaslama için kullanılabiliyor. Burada arkadaşlar başlatmış, mesela buradan render'ı başlatıyorsunuz. Şuna tıklarsanız render işlemini durduruyor. Bu seçenek eklenmiş. Bu kısımda piksel seçeneği eklenmiş. Stereo Reçiyan özelliği var arkadaşlar. O eklenmiş. Open Lens Effect seçeneği var. Buradan Lens Effect ayarlarını yapıp sahnenize ekleyebiliyorsunuz. Efektlerinizi elde edebiliyorsunuz. Değişik derken daha çok çeşitli ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Glare efekti ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Nelere? Render kamerasına uygula diyorsunuz. O efekt render kamerasına uygula. Sadece imaja mı, render elementlerine mi uygulayalım diye onu sorar. O seçenekleri belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Update efekt diyerek yapmış olduğunuz değişikliklere burası üzerinde uygulayabiliyorsunuz. Şu render'ımızı tam bir bitirtelim. Puslu bir görüntü kaldı. Bloom efekt eklenmiş buraya. Lens efekt içerisinde. Mesela buradan image only diyelim. Hepsini seçen arkadaşlar. No change render diyor. Tekrar render edin diyor. Okey. Tekrar render edelim. Ha, bu kısımdan da bu 2.0 seçeneğinde mevcut değildi arkadaşlar. 3.0 render motorunda gelen bir özellik. Bence yani oldukça da faydalı olmuş.
Ondan sonra burada kur ve correction var arkadaşlar. Resmin çeşitli değerleriyle oynayabiliyorsunuz. Renk ayarlarıyla. Aynı şekilde bunların hepsini seçerseniz o değişiklikleri size yaptırıyor. Resim kanallarıyla oynayabiliyorsunuz. Show Stamp kontrollere bastığınız zaman arkadaşlar resim üzerine istediğinizi, eğer resim derken render üzerine istediğiniz etkiyi oluşturtabiliyorsunuz. Yani aslında Frame Buffer'da en iyi özelliklerden birisi de arkadaşlar, hani bu lens effect menüsü ve render işlemini buradan başlatma seçeneğimiz zaten vardı. Ekstra olarak durdurma seçeneği de eklenmiş olması da arkadaşlar. Bu stamp'ı ayarlamak için daha öncesinde render setup menüsünde settings'ten ayarları yaparken buradan da istediğinizi yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar o kısma gitmenize gerek kalmıyor. Bu gibi yenilikler gelmiş. Basit olarak bu şekilde anlatabiliriz. Kendiniz de kullanarak daha farklı yeni özelliklerine de ulaşabilirsiniz. Genel kullanım özellik ve yeni özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Mutlu olun.